konuşacağız. Bizlerle birlikte stratejist Halil Reçber olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur Bey. Sağ olunuz. Önce bir genel tabloyu konuşarak başlayalım. Bu yükselişler nasıl okunmalı? Daha önceki aylarda da sizle sıklıkla yayın yapmıştık ve hep değerlendirmeye çalışmıştık. Ama gelinen nokta 4600 puan seviyesinin üzerinde bir endeks, yükselen bir sanayi endeksi. Alt sektörlerdeki hareketler de görece birbirine göre farklı olsa da hep pozitif olan bir dönem. Ne dersiniz? Bu yükselişleri siz nasıl okuyorsunuz? Evet, borsalar gerçekten yatırımcının çok rahat ulaşabildiği, herkesin çok rahat ulaşabildiği bir organize piyasa. Ve ekonomideki, siyasetteki, politikadaki gelişmelerin ilk reaksiyon verdi. Adeta ekonomi ve siyasetin nabzının ilk öncelikle attığı piyasalar. Şöyle söyleyebilirim. Şu son dönemde sizde biraz önce yılbaşından bu yana olan borsadaki getiri, endekslerdeki getiri, hisselerdeki getirilerden sık sık bahsediyorsunuz. Biraz önce de bahsetmiş olduğunuz üzere. Şimdi gerçekten şu an borsanın gelmiş olduğu noktaya baktığımızda ben yaklaşık 32 yıldır bu piyasalarda birçok kademede görev yaptım. Sizin yine bir haberinize dikkatimi çekmişti. 23 yılın en güçlü yükselişi borsanın şu an yaşamış olduğu hareket. Gerçekten öyle. 99 yılında benzer bir hareket yaşamıştık. Onun sonrasında 2009 yılında kriz sonrası Türkiye'nin krizden çıkışının o zaman dünya normlarında gerçekten çok ciddi bir ekonomi politikasının iyi geliştiği, Türkiye'nin 2012'nin 3. çeyreğinde Çin'i bile neredeyse büyüme rakamlarında geçtiği bir dönem. Bu sürece baktığımızda dolar bazında tabii ki 2013'e geldiğimizde 5 dolarları gören, eski tabirle şu an 5 lira olarak bakabiliriz. Ama sonrasında gerek küresel gelişmeler, gerek içerideki politik gelişmeler, gerek ekonomi yönetimindeki sıkıntılar, gerekse tabii ki 15'te bunların hepsini ülkenin başına gelebilecek birçok maalesef talihsiz gelişmelerin de olduğunu düşünecek olursak, ondan sonraki süreçte biz gerçekten çok ciddi olarak endeks dolar bazında değer kaybeden bir süreç yaşadık. Bu süreç çerçevesinde 2007-2008 yıllarında yabancı yatırımcının %72 hisse senedi ağırlığı olduğu noktadan bugün tam tersi tablonun döndüğünü görüyoruz. %72 neredeyse yerli yatırımcı hisse senedine sahip, %30 civarında yabancı yatırımcı kalmış durumda. Bunların hepsini gerek dünya gelişmeleri gerekse küresel risk iştahı, para bolluğu, bunların hepsini böyle değerlendirdiğimizde biz Türk lirası bazında ciddi prim yapıyoruz ama 2013'teki en son 500 dolar endeksinden düşündüğümüzde şu an için daha bu sürecin yarısına geldik. Yani 250 dolar seviyesindeyiz şu an için. Son dönem yaşanan dolar bazındaki yükseliş %80. Temmuz ayından bu yana Uğur Bey. TL bazında baktığınızda %150'lik bir yükseliş var yılbaşından bu yana. Hangi enflasyon anlamında değerlendirme yaparız diyecek olursak enflasyondan bir nebze insanlar kendini korumuş durumda şu anki tabloda. Ama ben biraz önce haberde yine bahsederken bazı hisselerin yükselişinin sizde artık dilimize pelesenk oldu. Yine tavan ve tavan kelimesini çok fazlasıyla duyuyorum. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bugünkü değerlemelere baktığımızda belki birazdan o hisselerle ilgili sorularınızla yöneleceksiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu karşılaştırmaları yapabiliriz. Çünkü yıllardır bu tür karşılaştırmaları yapıyoruz. Borsanın 2009 yılında bir rallisi var. Neredeyse borsanın %700'ün üzerinde prim yaptığı bir dönemi bize gösteriyor. Şu an eğer biz borsanın Türk lirası bazında, tabii ki o zaman Türk lirası bazında ama dolar bazındaki karşılaştırmalarını da tabii ki burada yapma imkanımız, fırsatımız olacaktır. Onun benzerini yaşadığımız bir süreci eğer dikkate alacak olursak Uğur Bey, 1999 yılında yaşanan yükseliş %700'leri bulurken arkasından 2001 krizi gelmişti. 2000 yılında zirve yapmıştık, 2001 yılında kriz öncesi. Şu anki tabloya baktığımızda biz 2020 pandemisinden sonra, hatta bunu 2016'ya alacak olursak ama kısa vade dikkate alıyorum, 2020-21 çünkü 99-2000'in ortasına kadar devam eden bu yükselişi dikkate aldığımızda daha benzer bir tablo gibi gözüküyor.
Şu an biz de %465 TL bazında %500'e yakın neredeyse prim yapmışız. Yani 99 yılında yaşamış olduğumuz benzer bir tablo söz konusu. Türk lirası bazında belki biraz daha var ama dolar bazında dönüp baktığımızda o dönemki tabii ki dolar karşılaştırmasını da belki yapmak daha bu anlamda sağlıklı olacaktır ama ben şöyle dönüp baktığımda evet o dönemde de endeksin neredeyse 0,5 sentlerden ya da 50 dolardan diyelim yükselişinin 2001 yılına geldiğimizde neredeyse şöyle söyleyebiliriz ortalama 3 dolarlara pardon 300 dolara kadar çıktığını görüyorum. Yani şu anki dolar yükselişiyle karşılaştığımızda biz benzer hareketi 2002-2007 yıllarında yaşamışız. Ama o zaman yeni zirveler oluşmuş. Şu an için yeni zirve yapamıyoruz çünkü yabancı yatırımcının burada gelmesi, katılması ancak bizi geçmiş yıllara şöyle dönüp baktığımızda yabancı ilgisinin çok fazla arttığı bir dönemde bizim borsamız 3 dolarların üzerine yerleşiyor. 5 dolarları çok rahat geçiyor. Yani 300 dolarların üzerine yerleşiyor. 500 dolarlara kadar gidebiliyor. Şimdi bu itici gücün şu an biraz önce girişte de bahsetmeye çalıştım. %72 yabancı takasının tam tersine döndü. %30'lara, %29'lara düştüğünü düşünecek olursak tam tersi bir tablo. Burada sadece yerli yatırımcılar nereye kadar gidebiliriz? Çünkü biliyoruz ki bugün dünyada küresel risk iştahının durumuna göre ülkelere para akışı, para çıkışının sıcak para olsun, kalıcı para olsun. Bu anlamda yabancı yatırımcının ilgisi ve yabancı güven vererek bunun yapılması en önemli kriterler. Dolayısıyla şu anki duruma baktığımızda bizim Borsa İstanbul'un dolar bazında, TL bazında tamam kendi koruduğu birçok yatırımcı. Biz bunu yıllardır da uyarıyoruz. Enflasyon geliyor, enflasyon geldiği takdirde en güzel yatırım yapabileceğiniz araçlardan bir tanesi borsadır. Hisse senedir diyerek ben yaklaşık 3-4 yıldır bunu dile getirmeye çalışıyorum. Sizlerin aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Şimdi geldiğimiz noktada evet bu yükselişin bir şekilde bir kar realizasyonu olması gerekir Uğur Bey. Biraz önce de bazı hisselerin tavan tavan gidiyor olması hemen aklımıza şu soruyu getirdi. Geçen yıl bugünlerde hatırlayacak olursak Evet. çok ciddi olarak dünyada bir kripto para çılgınlığı söz konusuydu. Burada yaşanan inanılmaz diyebileceğimiz tarzda yükselişler söz konusuydu ki yine insan davranışları burada çok önemli. Para giriş çıkışı, arz talep bunlar her zaman önemli. Çünkü insanın doğası gereği bir şekilde yatırım yapma isteği, dürtüler, iştahlar, korkular, coşkular bunların hepsini düşündüğümüzde şu an için Borsa İstanbul'da hepsinin olduğunu görüyoruz. Yani coşku anlamında baktığımızda. Daha dikkatli olmak gerektiğini ben belki uzunca bir süre söylüyorum ama çünkü alışagelmişin ötesinde çok fazla yükseliş var. Belki yeri geldiğinde de bundan bahsedebiliriz. Ama şunu da söylemek istiyorum son nokta olarak. Lale soğanı çılgınlığı 1637 Hollanda'da yaşanmış bir lale soğanı çılgınlığından da bahsetmek gerekir. Tabii ki birçok izleyicimiz biliyordur veya araştırmak gerekir, bu anlamda bakmak gerekir. O dönemde bir lale soğanı borsası çılgınlığıyla birlikte nerelere varabileceğini insanoğlu geçmişte görmüş ve bu hep bu tarz organize olmuş borsalarda hep yaşanmış. Yani gelişmiş ülke borsalarında, gelişmekte olan ülke borsalarında hep bunları gördük. Bizler de bunu yaşadık. Ve şu an bu durumda olduğumuz çok fazlasıyla hisse var. Bir lale soğanının 4.000 Hollanda florunda çıktığını biliyoruz ki bugün 4.000 Hollanda florunu nedir diyecek olursak yani bir lale soğan şu an Türk lirası bazında baktığımızda 7-8 liraya geliyor. Evet. Ama o çılgınlığın getirdiği noktada baktığımızda 77 bin liraya kadar çıkmış bir lale soğanından bahsediyoruz. Şu an bu çılgınlık var mı borsada? Birçok hisse diye demiyorum ama belki iki elin 10 parmağı yani 10-15 tane bu tarz ciddi yükselmiş hisse var. Onun için yatırımcıları burada çok ciddi şekilde uyarmaktan açıkçası ben görev olarak da addediyorum. Sizler zaten bunu bizlerin aracılığıyla veya sizler de ulaştırıyorsunuz. Bu noktada teşekkür ederim. Diğer detaylara da bakabiliriz tabii. Biraz sektörlere bakalım. Oradan belki yine kendiniz isterseniz genele bağlayabilirsiniz. Bankalar biraz geride kaldı denildi. Bankacılık endeksi Doğru. için sizin yorumunuz nedir, beklentiniz nedir? Önümüzdeki dönemde eğer şayet bir hareket olacaksa ana endekse bu banka şirketleri aracılığıyla da olabilir mi? Evet aslında bizim banka hisselerine dönüp baktığımızda veya bankacılıkla endeksi karşılaştırdığımızda Uğur Bey gerek endeks bazında gerek dolar bazında bankacılığın zaten neredeyse şunu söyleyebilirim
2010 yılından beri, yani bir borsanın bankacılık endeksiyle endeksi karşılaştırdığımızda halihazırda şu an endeksin 2010 yılındaki endeksi dikkate alarak baz aldığımızda bankacılık endeksi endeksin %65 daha altında. Yani bu ne anlama geliyor? En azından bundan sonraki süreçte eğer bankacılık endeksi önümüzdeki süreçte öyle bir endeks sabit kalsa dahi bankacılık endeksinin %200 yükselmesi lazım ki buradan 2010 yılındaki zirvesini görsün. Bu da şunu gösteriyor. Bankacılık endeksi gerçekten çok uçsuz kaldı. Gerek Türk lirası bazında, gerek endeks bazında, gerekse dolar bazında dönüp baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Temmuz ayında yaşanan bu rally, evet gerçi orada bir manipülasyon durumu da söz konusu oldu zaten biliyoruz. Ama son düzeltme sonrası tekrar toparlayan bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Şunu da söylemek isteyebilirim. Aslında bankacılık endeksini kur korumalı mevduatla çok fazlasıyla ilişkilendirdi birçok uzman arkadaşımız ama ben katılmadığımı zaten söylüyorum. Çünkü burada önemli nokta kur hareketine dönüp baktığımızda şunu söyleyebilirim. Son 6-7 aydır neredeyse kurda bir hareket görmüyoruz. Hatta döviz sepetine dönüp baktığımızda neredeyse döviz sepeti şu an euronun biraz hareketlenmesiyle birlikte %2'ler civarında son 6-7 ayda ancak prim yapmış durumda. Bu kur korumalı mevduat tarafı bankacılık tarafını olumlu etkilediğini düşünmediğimi söylüyorum. Ama burada önemli nokta şu. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimleri. Bu indirimlerle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimleriyle bankacılığın yapmış olduğu, kullandırmış olduğu kredilerin kar yazması burada çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu açıdan da dönüp bakacak olsak bir faiz indirimi ihtimali daha olduğunu biliyoruz. Çünkü açıklamalar bunu görüyoruz. Belki de son faiz indirimi. Bu anlamda dönüp baktığımızda evet bankacılığı belki de şu an birkaç günlük hareketlendirme sebeplerinden bir tanesi bu aya dair bu olabilir. 4000 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket olması için bundan sonra bu faiz kararından sonra daha başka bankacılığı yukarı çekebilecek gelişmeler olması lazım ki bu hareketin devamı Temmuz Eylül ayında görülen hatta ona manipülasyon olarak da bahsetmiş olduk biraz önce de ve daha önce de bahsedilmişti. Beşleri görmesi için dörtlerin üzerinde bankacılık endeksi açısından baktığımızda kapanış oluşması lazım. Şu an için olumlu bir görüntü var, bir toparlama eğilimi var ama bu endeks ve endeksin dışındaki birçok sektörle karşılaştığımızda çok düşük kalmış durumda. Son dönemde özellikle düşük kalmış durumda. Ama çok daha orta uzun vade için gerçekten bankacılık sektörü için çok pozitif, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir ama bu da tabii ki konjonktür, durum bunlar değerlendirmek gerekir. Kasım'da sanayi endeksi de %18 yükseldi. 30 günlük performansına baktığımızda %30, %31 civarında bir getirisi var. Buradaki işlemdeki nasıl görüyorsunuz? Şimdi Kasım bu anlamda gerçekten borsanın şöyle söyleyebilirim 13 iş gününde 12 gündür yükseldiğini görüyoruz. Ve getiriye dönüp baktığımızda Kasım ayının getirisi endeks tarafında %20'leri ve 19'ları bulmuş durumda. Sanayi endeks tarafında 11 iş gününde %21'i bulmuş durumda. Bunu eğer biraz daha şöyle yaz aylarındaki kar realizasyonu sonrasından dikkat edecek olursak %60 neredeyse. Sanayi sektörü içinde tabii ayrı şandallar da söz konusu. Bir demir çeliğe dönüp baktığımızda bu anlamda Nisan'dan beri dinlenen süreç söz konusu ama yine sizlerle yapmış olduğumuz bağlantıda geçen haftada bu tarafta bir hareketlik olabileceğinin dikkatini, mesajını vermeye çalıştık. Başta Ereğli ile bu hareketin arkasından Aselsan'a yansıması, Kardemir, İstemir bu hisselere de yansıdığını gördük. Ve bunun devamı gelebilir mi? Evet, yani şu an için gördüğüm kadarıyla en azından bu hisselerde bir hareketlik var. Bir süre daha bunun etkisini görebiliriz. Tabii endekste olası bir kar realizasyonunu düşündüğümüzde o tarafta da biraz düşük kalan, primsiz kalan hisselerin şu an için hedefine ulaştın, kısa süreli hedefine ulaştın diyoruz ama endeks gücünü koruyacak olursa burada oldukça önemli seviyeler de var. 100 endeks tarafına bu karşılaştırmayı yapacak olursa 4500 evet yani son 3 günde 3 defa burayı denedik. Şu anda üstündeyiz ama sabah volatilitenin biraz arttı, hacmin arttı. Günlük marjın ötesinde dakikalık marjların biraz daha artması burada sanki bir el değişimine bir kısa süreli tepe bulumuna yönelik işaretin birkaç tanesini bize verdiğini söyleyebiliriz. Eğer 4500'e önümüzdeki birkaç günün süre içinde gelecek olursak evet kısa vadede tepe bulundu. Bir süre dinlenen bir hareket arkası gelir mi gelmez mi bu
ilerleyen süreçte belli olacaktır ama şu an için bir noktaya yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Çünkü dolar bazında da 2018 yılından sonraki en yüksek Evet. seviyeye ulaşan endeks ve sanayi tarafındaki bu yükselişler, bunların hepsini işin içine katmak gerekir diye düşünüyorum. Havayolu çok ciddi getiri sağladı, ulaştırma. THY, Pegasus Evet. ve TAV için grafik ne anlatıyor? Son gelinen noktada nasıl yorumlamak gerekir bu şirketleri? Evet, havayolu tarafı gerçekten çok ciddi prim bu sene söz konusuydu. Ve şu anki duruma dönüp baktığımızda aslında geçen hafta bir dinlenme moduna giren Türk Hava Yolları, Pegasus biraz daha sonradan hareketine devam etti ama sonuçta hemen hemen hepsinde bu sektör tarafında birkaç daha hisse senedi olduğunu düşünecek olursak buradaki yaklaşık 6 gündür daha önce görülen, yani 8 Kasım'da görülen 115 seviyesini bir türlü geçemedi. Yeni tepe yapamadığını görüyoruz. Hatta maalesef hafta sonu yaşanan bu aynı terör saldırısı sonrası da bazı sektörlerin etkilendiğini biliyoruz. Tabii ki Türkiye büyük bir ülke. Sonuç itibariyle buradan tabii ki hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, Tanrı'dan rahmet diliyorum, ailelerine de sabırlar diliyorum. Bu anlamda bakınca turizm tarafını etkileyecek bir durum söz konusu oldu mu? Zaten çok yüksek olan bu hareketleri bir bahaneyle bir dinlenme moduna geçtiğini söyleyebiliriz. Burada ben Türk Hava Yolları, Pegasus veya diğer sektör içindeki hisselere baktığımda zaten Ekim ayından itibaren başlayan ciddi bir rally sürecindeydi. Neredeyse yükselişler burada %80, %90'ları buldu yaklaşık 5-6 haftada. Bunun da dinlenmesi için bir bahane olduğunu söyleyebiliriz belki burada. Tarafına bakalım. Enerji şirketleri de oldukça hareketli. Burada hala bir potansiyel öngörüyor musunuz? Zorlu Enerji, Petkim tarafına baktığımızda belki Zorlu Enerji burada bir adım daha öne çıkıyor. Son 45-50 günlük periyotta 4 liralardan 8 liralara kadar bir hareketi var. Ne dersiniz? Burası için yorumunuz nedir? Tabii şimdi sektörleri bu karşılaştırmaları yaparken bazı enerji şirketlerinin değerlemeleri, çünkü şu anki değerlemeleri yeni normal olarak mı kabul edeceğiz Uğur Bey, yoksa bu hareketler olağan dışı hareketler olarak mı bakacağız? Çünkü ben en azından Zorlu Enerji'nin şu anki durumuna dönüp baktığımda 2003 yılında ki endeksle birlikte olan bir zirve hareketi söz konusu ki o tarihten son günlerde yaşanan bu yükselişe rağmen neredeyse son 19 yılda endeksin %80 altında kalmış. O kadar ucuz kalmış ki endekse göre Zorlu Enerji bu anlamda baktığımızda. Ama başka bir taraftan da dönüp baktığımızda bugün biraz önce not almıştım. Bazı hisselerin tavan tavan gittiğini düşünecek olsak ki bunların başına Smart geliyor. Smart gayrimenkul enerji geliyor. Buradaki 656 milyon öz sermayeye karşılık 39 milyar TL'lik bir piyasa değerini görüyoruz. Şimdi yatırımcının güvenli bir yatırım yapması anlamında, tabii ki bu yanlış anlaşılmasın, sonuç itibariyle başından beri söylüyoruz. Bu olağanüstü kitlelerin çılgınlığı olarak da bakabiliriz bu yükselişlere Uğur Bey. Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz. Çünkü ben bu karşılaştırmaları yaparken mesela 2009-2014 yıllarında Aselsan'da yaşanan bir yükseliş var. %3 binler üzerinde yatırımcısına çok ciddi prim sağlamıştı, getirmişti. Ama sonrasında yaşanan %70'e kadar yaşanan bir kâr realizasyon dönemi ve 5 yıllık bir adeta nekahat dinlenme dönemi yaşamıştı. Arkasından toparlama geldi. Şimdi benzer hareketleri burada da yaşayan hisselerde de mutlaka göreceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Çünkü bu ileriye yönelik bir yatırım projeksiyonu olsa da bir şekilde bunun kâr realizasyonuna dönmesi lazım. Onun için bu karşılaştırmaları yaparken bazı hisselerde çok seçici olmak lazım. Tabii ki bu hisseleri birçok kişi yakalamak ister, para kazanmak ister, para kazanma noktasında amaç vardır. Ama önemli olan eğer orta uzun vade düşünülüyorsa hiçbir zaman borsada fırsat kaçmaz. Ama kısa vadede bu hisseyi kaçırdım, şu kadar gitti, ben şuradan alayım demek açıkçası en riskli, sistematik çalışmanın ötesinde açıkçası
duygulara göre, coşkulara göre hareket Evet. etmek demektir. Onun için biraz dikkat etmekte fayda Otomotive var. bakalım mı? Otomotiv sektörü için finansal Tabii sular ki. sonrası tablo nasıl? Bugün haftanın ikinci işlem gününde otomotiv hisselerinde de hareketleri görüyoruz. Genel olarak buraya yönelik yorumlarınız nedir? Evet, otomotiv sektörü de aslında kendi içinde çok fazlasıyla olumlu ayrışan hisseler gördük. Başta Tofaş Oto, Doğuş Otomobil eğer pazarlama dışında bir bakış açısıyla otomotiv sektörü olarak, otomotiv olarak bakacak olursak çok ciddi prim yapan hisseler bunlar, ama Ford Oto diyebiliriz, Otokar diyebiliriz, ama belki de yıllardır borsa yatırımcısının hem bir yerde sevdiği hem de biraz da küs gittiği Karsan hissesi son dönemde biraz prim yapmaya başladı, ama yine ben geçmişte örnek vererek bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada seçici olmanın ne kadar önemli olduğundan den vurmaya çalışıyorum, bahsetmeye çalışıyorum. 2000'li yılların başından bugüne geldiğimizde Karsan'ın şu an endeksi %90 altında olduğu. Yani çok ciddi aslında endekse uyarlanması veya endeksi yakalaması veya konjonktürün bu noktada gelişmesi halinde en ucuz kalmış hisselerden olarak bakılabilir. Daha orta uzun vade olarak bakılabilir. Bu sektör tarafında da belki de yıl sonunun vermiş olduğu yeni yıla biliyorsunuz yıl sonu itibariyle aslında birçok otomotiv tarafında bilanço kapatması sebebiyle de oluşan satışlar veya bir süre sonra durgunluk olması, yeni yıla yönelik hamlelerin olabilmesi bu sektörde bir durgunluk ve sonrasında yeni yılla birlikte veya yeni yıla yaklaşıldığında daha olumlu hareketler görüyoruz. Şu anki durum sektörün burada düşük kalmış hisselerine olan talebi etkisiyle biraz daha hareketlendiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de endekste çok ciddi bir kar realizasyonu gelmediği sürece şu an başlamış bu hareketlerin devamı beklenebilir gibi gözüküyor. Son olarak gübreye de bakalım. Gübretaş, Sasa, son dönemde Sasa, Hektaş bunlar çok konuşuluyor. Ne Evet, dersiniz? doğru. Buralardaki potansiyel nedir? Evet, burada biraz önce bahsetmeye çalıştığım Lale Soğan hikayesine konu olabilecek hisselerin Çin'de geldiğini ben şahsen düşünüyorum. Benim tahminim. Çünkü karşılaştırmalara dönüp baktığınızda 10 yıllık bir zaman periyodu, hatta bazılarında 5 yıllık, 3 yıllık zaman periyodu aldığımızda bugüne kadar alışık olmadığımız çok ciddi olarak geçen yıl kripto paralarda son 3-4 yılda, 2-3 yılda görmüş olduğumuz benzer hareketler oldu. Onun için tabii yatırımlar olabilir, bunlar önemli. Ama sonuç itibariyle oluşabilecek kar realizasyonlarında bugün nasıl bu hisseler bu kadar rahat bir yükseliş trendi içinde hareket edebiliyorsa düşüşleri de o noktada olabilir. Tabii ki çok güçlü bir takım bilançolar geliyor, ama değerleme anlamında baktığımızda bunlara yeni normal olarak bile bakmak çok doğru değil. Çünkü öz sermaye, karlılık ve diğer bilanço kalemlerindeki önemli kısa vade, orta vade, uzun vadeye yönelik bakmış olduğumuz kalemlerde de değerinin bu yani çok fazlasıyla üstünde olduğunu görüyoruz. Gerek Sasa, gerek Ektaş, gerekse gübre fabrikaları. Bunların kar realizasyonları da aynen şu an yaşanan coşkunun tam tersi söz konusu olabilir, ama ne zaman geleceğini tabii ki en azından şunu söyleyebiliriz. Eğer bu hisselerde toplu bir şekilde bir kar realizasyonu, hatta tabiri caizse bir devre kesme tarzı hareket olması halinde belki de biz bir kar realizasyonu görürüz ve ondan Evet. sonra da biraz daha temkinli olmakta fayda olacak diye düşünüyorum. Stratejist Halil Reçber, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağolunuz. Borsayı konuşmaya devam edeceğiz. Biz